Merhaba arkadaşlar. Korfu Adası'ndan yeni döndüm ve gitmek için harika bir Yunan adası rotası olduğunu düşünüyorum. Bu yıl biz ikinci kez gittik. Çünkü hem çok kısa bir uçak yolculuğu hem de çok uygun fiyata uçak bileti bulabiliyorsunuz. Kalacak yer için Airbnb ve otel seçenekleri çok fazla. Öncelikle adanın adı Korfu ve Korfu Old Town'a iniş yapıyorsunuz. Sonra eğer orada yerinizi ayırtırsanız orada kalıyorsunuz. Her gün farklı bir beach'e gidebilirsiniz. Veya adanın başka bir taraflarındaki kasabalarda yer ayırtırsanız aynen bu şekilde oralara da yolculuk yapabilirsiniz. Yani en fazla bir saat sürdüğünü söyleyebilirim. Burası küçük dar sokakları olan bir ada. Her tarafa sağa sola yukarı aşağı giden merdivenleri göreceksiniz. Bu sokaklara zaten motosiklet veya araba girmediği için gayet güvenli, yani gidip gelme anlamında. Geceleri falan da çok güvenli bir ada bu arada. Burası bu arada Safiye Sultan'ın da doğmuş olduğu yer. İyon Denizi'nde İtalya ve Adriyatik kıyıları arasında yer alıyor. Hatta karşıda gördüğünüz pek çok adalar ve kara parçaları Yunanistan'a ve Arnavutluğa ait. Az ileri giderseniz Hırvatistan. Bu arada karşı tarafa Arnavutluğa geçebilirsiniz. Bir saat sürüyor feribotla. Feribot fiyatı da 75 euro en uygun bulabiliyorsunuz. Aynı zamanda yakınlarda Paxos ya da Paxi olarak görmüş olabileceğiniz bir ada daha var. Bu da Netflix'te bir yeni dizi var. 2 sezondur oynuyor. Ada ve Maestro. Bu adayı da ziyaret edebilirsiniz. Kendisine yani çok güzel olduğunu söylüyorlar. Biz geçmedik o tarafa. Çok kısa bir yolculukla, yani feribot mesela 45 euroya günübirlik bir geziyle gidip gelebilirsiniz. Ya da kendiniz geçmek isterseniz 50 euro gidiş dönüş. Bunun dışında Arnavutluğa da 75 euroya gidip gelebilirsiniz Sarandaya. Biz Sarandaya geçtik fakat çok küçük bir kıyı şehri ve tam şehir havasında. Biz çok fazla zevk alamadık yani, ama gitmek isteyeniniz olursa neden olmasın. BBC'de The Girls adlı bir dizi vardı. Oldukça da uzun sezonlu bir diziydi. Belki rastgeleniniz olmuştur. Burada yaşayan İngiliz bir aileyi anlatıyordu. Çok da güzel, çok sürükleyici bir dizi. Yani bunu da göz atabilirsiniz gitmeden önce. Bir de arkadaşlar, bu adada insanlar, yani gelen turistler de bayağı nezih, yani giyimlerine çok dikkat eden gayet şık bir kitle var. Mesela burası bir parti adası değil, yani bunu söyleyebilirim. Daha fazla böyle dikkat ediyorlar giyime. Denizi düşünecek olursak, denizi muhteşem, gayet sığ kıyıları var. Böyle korkutucu bir dalgalı falan bir deniz değil, açıklıktaki bir deniz değil. Sokaklar gayet hareketli, her taraf hediyelik bazalarıyla dolu, dondurmacılar, restoranlar ve fiyatlar inanılmaz iyi. Merkezde bu arada Imabari adında bir beach club kafe var. Biz sürekli buraya gittik. Bazen de gündüzleri otobüse atlayıp diğer kıyılara gittik. Bu kıyılar mesela Ipsos var. Ipsos kıyısı muhteşem. Paleokas Street de var. Kasiopi, Sidari. Aynı şekilde birkaç tane daha var. Ve günlük yani 2 euro veya 2,5 euro otobüs parası vererek şehir otobüsüyle gidebiliyorsunuz. Yani bunlar en çok yarım saatle diyeyim 50 dakika arasında süren yolculuklar. Gideceğiniz beach'e göre tabii ki değişir. Bu arada bu ada çok kalabalık olmasına rağmen Türkçe konuşan çok çok nadir. Belki günde bir kez ancak rast geliyorsunuz. Sanırım güneydeki adaların kapı vizesiyle olması oraların daha tercih sebebi olmasına yol açıyor. Bu arada videonun sonunda Arnavutluğa gidişimiz Sarandaya'yı görebilirsiniz. Sarandaya'nın nasıl bir yer olduğu hakkında size bir fikir verecektir. Yorum bırakırsanız da yardımcı olmaya çalışırım. Çok çok sevgiler.